Selamlar. Merhaba. Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok önemli bir haftaya girdik. Eylül ayının en önemli haftası. Çok ciddi bir dolunay var. Belli gezegenlerin çok ciddi etkileri var. Bu olayı ciddiye almanız için sevgili Demet ve ben ikimiz de üstümüze siyahlar giydik. Ve bu olaya, bu dolunayı çok ciddiye almanız ve aklınızda kalması için de sizinle derin derin sohbetler yapacağız. Evet Sayın Demet Bartacı, çok önemli bir haftadayız. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Haftaya hızlı başlıyoruz. Uranüs'ün etkisi var gezegenler üzerinde. Mars'ın Uranüs'te yapacağı üçgen açıyla başlayacak bu hafta. Hemen ardından 16 Eylül'de Merkür-Uranüs karşıt açısı var. Bu da hayatımıza biraz ani, beklenmedik, sıra dışı kavramları taşıyabilir. İlginç haberler. Bağımsız orijinal düşünceler, evet. Değişik haberler, biraz sözlü devreler, sözlü evet. Tartışmalar. Ya bu ben Merkür Uranüs karem var ya benim. Evet. Bazen ben çok sert konuşabiliyorum, bazen çok tatlı konuşabiliyorum. Şimdi bu iletişimde hızlanma, hızlı konuşma, ilginç haberler, medya, radyo, televizyonla ilgili olaylar. Ama bu açı bir Merkür retrosu kardeşi gibidir. Evet. O zaman ne olur? Elektronik cihazlarda arızalar, elektrik sistemiyle ilgili sorunlar, bilgisayar problemleri, fotokopi faks cihazlarında sıkıntılar, ani beklenmedik problemler, taşıtlarda arızalar. Biraz eseydi, sefer cihazlarında olabilecek sıkıntılar yüzünden problemler var. Şimdi arkadaşlar bu hafta ciddi. Bu haftayı evet, çok ciddi alacaksınız. Çünkü arkasından 18 Eylül'de Venüs kavuşumu Satürn'de var. Satürn'de Venüs'ün kavuşumu var. Ve arkasından dolunay var yani evet, bunlar çok ciddi evet. Etkiler yani. Evet, bunlar evet. Çok ciddi. Evet Demet buyurun. Venüs Satürn'ün kavuşumu Akrep Burcu'nda özellikle maddi manevi konularda biraz kısıtlanma yaratabilir hayatlarımızda. Biraz kendimizi karamsar hissedebiliriz ya da çok ciddi düşünmemiz gerekebilir. Tutumlu olmak. Örneğin para konularında tabii veya ki. Uzun vadeli cimrilik. Yatırımlara girişmek, ilişkiler bazında yine uzun vadeli ciddi bakış açısı. Tabii ki. Olgun kimselerle ilişkiler olduğu tabii. için. Olgun ve ciddiyet. Evet. Yani gökyüzünün şımarık gezegeni Venüs bile biraz gökyüzünün en ciddi, evet. En kozmik düzenin, en baskın sınav gezegeni Satürn'ün kavuşuma maddi manevi konularda zaman zaman kısıtlamalar, manevi anlamda sıkılmalar, kadınlarda kadın hastalıkları ile ilgili sıkıntıların başlangıcı. Akrep Burcu tehlikelidir. 18 Eylül eğer bazı sıkıntılarınız varsa hemen bir kadın doğum uzmanına görünün. Bu çünkü akrep özellikli kavuşum kadınlarda bazı fiziksel sıkıntılı hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Evet. Ama şimdi doğum haritasında diyelim ki Venüs ile Satürn'ün arasında olumlu bir etki var. Satürn 7. evde, işte Venüs Tırne, Venüs Satürn'ün arasında güzel açılar var. Güneş Satürn'ün kavuşumu. Bunlarda da bu açı aslında yeni tanışmalara, aşka, uzun vadeli ilişkilere ve evliliğe sebep ediyor. Fakat Venüs kavuşumu Satürn'ün ortalama elimizdeki istatistiklere göre toplumda faydalı olduğu insan sayısı 100 insandan 12'dir. Evet. 88 insanda sorun yaratır. Karaktere göre de değişiyor. Karaktere göre de değişir. Ama olumlu açı sayısı %12. Yani o zaman Venüs kavuşumu Satürn'de 18 Eylül'de %12 çok mutlu. İleriye yönelik çok ciddi olaylar yaşarken gerçeği söylemek gerekirse %88 karamsarlık, sıkıntı ve problemler yaşayacak ve arkasından 19 Eylül'de de dolunay var. Ne dersin dolunaya sevgili Demet? Evet, Balık Burcu dolunayı 26 derece Balık Burcu'nda olacak 19 Eylül'de saat 14.13'de olacak bu dolunay. Tabii Balık Burcu dolunayları bitişler, sonlanmalar, vazgeçme, kabullenme, feda etme kavramlarını da simgeliyor. Bunun yanı sıra ruhsal olgunluk, maneviyat, sanatsal konularda ilham, yaratıcılık artabilir, duygusal potansiyelleri çok güçlendirebilecek de bir dolunay. Bu dolunay sırasında rüyalar çok güçlü olabilir. Rüyalar, öte alemle iletişim, evet. Medyumluk yetenekler, ruhsal yetenekler, şifa yetenekleri, bitkisel tıp. Yani maddenin ruha değil, ruhun maddeye hitabıdır bu. Yani etin ruha değil, ruhun ete hükmettiği bir dolunaydır.
bu mavi dolunay, süper dolunay statüsünden sonra olan ilk dolunay olduğu için çok olumlu etkilere de sahip bir dolunay diyebiliriz. Tabii burçtan burca değişebilir ama. Burçtan burca değişiyor. Tam dolunay sırasında yay burcu yükseliyor dolunay haritasında. Aslında ve tek orada sorun var. Güneş ve ay tam yükselen derecesine kare yapıyor. Evet, orada bir değişken özellikler ağırlık basacak. Değişken tabii. Özellikler yani kararlılıklar yok. Jüpiter'de Merkür'e kare. Yani Jüpiter'de Merkür'e kare. Kararlılıklar yok. Eğer biraz mücadele olursa, biraz böyle saygı olursa, biraz savaş olursa harika olur. İnsanlara, olaylara karşı mücadele gücü çok önemli. Evet, devamında neler var? Haftanın önemli olaylarından biri 20 Eylül'de Plüton artık retro hareketini bitirecek, ileri harekete dönecek. 14 Nisan 2014'e kadar Plüton ileri harekette olacak. Bu da onun daha güçlü ve dışa dönük enerjisini yansıtacağını gösteriyor. Valla bu hafta bu kadar. Bu hafta evet. Çok güzel açılar, zorlu açılar hepsi var. Yalnızca gündemle ilgili detayları görmek istiyorsanız bilinçokulu günlük astroloji servislerinden yararlanırsanız Sayın Demet Baltacı'nın günlük videolarına ulaşabilir ve günlük başınıza gelecek olasılıklar ve kavramları rahatlıkla görebilirsiniz. Saygı ve sevgilerimize. Hoşçakalın. Bye.